Merhaba Business Channel Türk izleyicileri Yıldız Sensin programından herkese saygılar sevgiler Şimdi her zaman olduğu gibi herkese ekran başına davet ediyor oldukça özel oldukça özel bir konu ve o konuda gerçek anlamda mesleğinin yıldızı olmuş profesör bir doktor da karşınızdayız diyoruz. Evet 20 yıllık mesleki deneyiminin son 17 yılında bel kayması Skolyoz ve kifoz gibi rahatsızlıklara tedavilerinde uzman olarak yapmış ve Türkiye'nin yılın doktoru olarak seçilmiş. Hatta Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınmış bir hekimle ekranlarınızdayız. Evet. Bu haftaki konumuz ve konuğumuz Profesör Doktor Sayın Şevki Erdem diyoruz. Efendim hoş geldiniz, hoş esenlikler de. verdiniz. Hoş Bizi de. kırmadınız. Hiç beklemeden tanımak ve tanıştırmak isteriz. Şevki Erdem'i kendi dilinden tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Şevki Erdem aslen e, Çanakkale'li. E, tabii e, yaklaşık sizin de buyurduğunuz gibi 17 yıldan beri e, özellikle omurga eğrilikleri ve omurga ile ilgili sorunlarla ilgili olarak ciddi anlamda çalışmalarımız var. Ee, bu konuyla ilgili de yaklaşık e, yani binlerce ifade edebileceğimiz hastalarımızı tedavi ettik. Ee, şu anda özel bir hastanede bu e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama daha önce e, akademik kariyerimi e, Erciyes Üniversitesi Fakültesi'nde, e, Kayseri'de e, tamamladık. Daha sonra e, İstanbul'da geldik ve İstanbul'da yaklaşık dört yıldan beri İstanbul'dayım. Haydarpaşa Ünivonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde klinik şefi olarak devam ettim. Şimdilik akademik sürecimiz bu şekilde devam ediyor. Ne kadar donanım, ne kadar güzel bir hekimle karşı Çok karşıyayız. Ederim. Tekrardan Sağ olun. hoş geldiniz, memnun olduk tanıdığımıza. Efendim, bölümünüz travmoloji ve ortopedi uzmanı. Evet. Bölümünüzle ilgili sevgili seyircilerimize bilgi verir misiniz? Şimdi ortopedi ve travmatoloji Türkiye'de e, bir ana branşlarımızdan birisi. Ortopedi ve travmatoloji de tabii ki e, kas iskelet sistemi yanında e, spesifik belirli alt birimleri var. Yani ortopedi ihtisası yapan bir e, fakülteyi yeni bitirmiş birisi. E, yaklaşık 5 yıllık bir e, ortopedi ve travmatoloji ihtisasından geçiyor ve bu süreç içerisinde ee, kol, bacak, kalça, leğen e, kemiği diyebileceğimiz pelvis bölgesini içeren e, ve omurgayı içeren, pediatrik ortopedi dediğimiz çocukları içeren e, ve spor hekimliği dediğimiz işte diz ameliyatları veya da ayak bileği ameliyatlarını veya spor sakatlıklarını içeren birçok alt birimlerdeki eğitimini tamamladıktan sonra e, ortopedi uzmanı oluyor haliyle. Ancak bizim ortopedi çok sahası geniş bir bölüm. Aynı zamanda e, bunu bitirdikten sonra üst ihtisas olarak diyebileceğimiz e, omurga cerrahisiyle ve e, tabii ki e, isteyen kişiler kendilerini yetiştirebiliyorlar. Bir kısım arkadaşlar kendilerini el cerrahisiyle, kimisi e, kalça artroplastiyle, kimisi işte spor sakatlıklarıyla kendilerini yetiştirip geliştirebiliyorlar. Bu şekilde e, ağırlıklı olarak kas iskelet sistemi ve omurgayı içine alan bir e, ana bilim dalı diyebileceğimiz cerrahi bir bilim dalı. Orta evet hocam, sizi ve mesleğinizi sizin dilinizden dinlemek oldukça etkiliydi. Seyircilerimiz gerçekten çok merak ederler, bizlere şeref vereceğinizi duyduklarından bugüne. Maillerinde, mesajlarında özel olarak belirttiler. Sevgili seyirciler, gerçekten bilirsiniz ve e, takip de ediyorsunuz. Kimseye önermem, kimseye hiçbir şekilde kefil olmam. Ancak İşinde gerçekten uzman olmuş bir hekim bugünkü konumuz. Tekrar tekrar ilave ediyorum ve herkesi tekrar tekrar ekran başına davet ediyorum. Evet hocam. Skolyoz dedik. Tabii ki seyircilerimiz skolyozun açılımını bilmek isterler. Evet. Sizin dilinizde omurga eğriliği olan olarak bilinen skolyoz nasıl bir hastalıktır? Nasıl başlar? Nasıl belirtilerde anlaşılır? Bunları da değerli hocamdan dinlemek isteriz. Tabii. Şimdi e, çocuk doğduğunda, e, o çocuklar henüz daha yürümeye başlamadan önce omurga C şeklindedir. C şeklinde bir kıvrımı vardır. Fakat e, motor gelişim veyahut da kaslarını güçlendirmeye başladıkça ve başını dik tutmaya başladıkça, gövdesini dik tutmaya başladıkça omurga normal fizyolojik sınırlara doğru gelir. Bu normal fizyolojik sınırlar dediğimiz önden baktığımızda düz bir omurga, Yandan baktığımızda S şeklinde kıvrılmış, sırt bölgesinde öne doğru bir kamburlu olan ki bu ne için geçerli, gerekiyor? Akciğer ve kalbin rahat hareket etmesini sağlıyor. Bu. Aynı zamanda bel bölgesinde ters bir kıvrım ve boyun bölgesinde de ters bir kıvrımla bel kıvrımı dediğimiz veya boyun kıvrımı dediğimiz bir yapıyla fizyolojik bir omurga ortaya çıkıyor. Skolyoz dediğimiz zaman ise skolyoz omurganın üç farklı düzlemdeki eğriliği demektir. Bunlardan birincisi önden baktığımızda omurgaya omurganın sağa ve sola eğilmesi. Birincisi bu. Bu sırttan olur, belden olur veya sırtla belin birleştiği bölgeden veya komple olabilir. İkincisi ise yandan baktığımızda öne veyahut da arkaya olan kavislerin artması veya azalması şeklinde olabilir. Üçüncüsü ise omurgaya yukarıdan baktığımızda şu şekilde baktığımızda omurga kendi etrafında döner. Üç tane evet. farklı düzlemdeki eğirliği demektir skoloz dediğimiz zaman. Peki tedavilerimiz nasıl gerçekleşiyor hocam? Bu rahatsızlık için ameliyat mı şart? Yoksa bunun için hani çok etkili bir şey söylediniz aslında anlatırken bu rahatsızlığı vücut bebekken diyorsunuz. Bir C şeklinde evet. ama daha sonrasında vücut e, belirli hareketlerle aslında egzersiz gibi e, hareketlerle düzeldiğini söylüyorsunuz. Bunun tedavisi nasıl? Şimdi skolyoz dediğimiz zaman öncelikle tabii bunun kesin tanısını koymak lazım. Şimdi ben e, özellikle izleyicilerimize basit ve ke, tanıyı rahatlıkla lütfen, koyabilecekleri lütfen bir belirli hareketler ve belirli değerlendirme kriterleri sunacağım. Bu her yaşta görülebilir skolyoz. Yani doğumdan başlayıp e, yaklaşık ölüme kadar her yaşta skolyoz görülebilir. Onun için de e, özellikle e, çocukluk dönemindeki eğillikler çok önem arz ediyor. Mesela doğuştan olan eğrilikler hızlı bir şekilde ilerleyerek çocuklarda kalp ve akciğer sorunları ve iç organ yetmezlikleri neden olabiliyor. Veya daha sık görülen skolyozların sık çeşidi olan e, ergenlik dönemi skolyozu dediğimiz, yani ergenliğe girmeden önceki 1-2 yıl önceden başlayıp ergenlik döneminde hızlı boy büyüme döneminde bir anda ortaya çıkan eğriliklerde bizim e, özellikle ailelerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Ee, en sık görülen de bu ergenlik dönemi dediğimiz yani adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz bir skolyoz tipi daha fazla gözüküyor. Peki nelere dikkat edeceğiz? Evet, Birincisi dikkat edeceğiz? E, anne babalar veyahut da işte bunların e, sporla uğraşan e, ve özellikle çocukluk dönemindeki sporcuları yakın takip eden e, antrenörlerin veya eğitmenlerin şu, veya öğretmenlerin şuna dikkat etmesi lazım. Çocuğa baktığımız zaman da e, omuzlarındaki bir dengesizlik. Birisinin yukarıda, birisinin aşağıda olması veya sırtında bir çıkıntının olması, bir tepe görüntüsünün olması. Veya bel kavisinin birisinin bir tarafta oluşup diğer tarafta oluşmaması. Veya sanki bacağının birisi kısaymış gibi e, yürüyor olması, leğen kemiğinin birisinin yukarıda birisinin aşağıda olması bize en başta e, hani uyarı verebilecek bulgular olması lazım. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki bir önemli şey var. Bu evet. çok pratik ama çok ciddi anlamda takip edilmesi gerekli olan bir değerlendirme kriteri. Özellikle çocuklarda şunu yapmaları lazım. Yani omurgasında bir skolyoz var mı yok mu bunun mainesi de çok basit. Bunu da dik pozisyonda omurgaya bakmayacağız. Çocuk öne doğru eğilmiş pozisyonda yaklaşık 45-50 derece öne doğru eğilmiş pozisyondayken sırttaki kemik çıkıntıların aynı çizgide olup olmadığını değerlendirmemiz lazım. Onları parmağımızla şu kemik çıkıntılarına ne yapacağız? Bakacağız. Bunlar eğer aynı çizgi üzerinde ise problem yok. Ama çizgiden sağa veya sola sapma varsa o zaman mutlaka ne yapmamız lazım? Tanı koymak için bir ayakta çekilmiş röntgen grafisi çekmemiz lazım. Yani boyun, sırt ve beli içine alan tüm omurgayı görebileceğimiz bir röntgen grafisi çekeceğiz. Bunu çektik. Daha sonraki dönemde yapacağımız şey açısal ölçümünü yapacağız bunun. Diyelim ki Normalde bir eğriliğe skolyoz diyebilmek için 10 derece ve üzerinde eğriliğin olması lazım açısal olarak ölçümü. Şimdi burada biz biraz önce buyurdunuz tedavi kriterlerimizde nelere dikkat etmemiz lazım. Evet, evet. En önemli şeylerden birincisi şu. Açısal değerler bizim için önemli. Özellikle doğuştan olan eğriliklerde tedavi yaklaşımımız farklı. Ergenlik dönemi eğriliklerindeki tedavi yaklaşımımız farklı. Onlarda da genellikle şu özellikle ergenlik dönemi sık görüldüğü için onu da kabaca bahsetmek istiyorum. Lütfen. O eğriliklerde tedavi prensiplerimizi. Şimdi 20 ile 45 derece arası olan eğriliklerde özellikle sırt bölgesinde ise eğrilik, 20 ile 45 derece arasındaysa eğriliğin derecesi ve çocuk ergenliğe henüz girmemişse bunlarda kors uygulaması yapıyoruz. Vücuduna uygun eğriliği düzeltebilecek şekilde sert, rigid, özel maddelerden yapılmış bir korse ile ee, çocuğun gövdesine uygun bir şekilde ölçü alındıktan sonra yapıyoruz. Kişiye özgü. Yaptıktan sonra da o şekilde takiplerine başlıyoruz. Ama ergenliğe girmemiş ve yani hızlı boy büyüme döneminde ve eğriliği 20 ile 45 derece arasında ise sırt bölgesinde. Ama bel bölgesinde ise yine eğrilik 20 derece ile başlayıp bu sefer 45 değil 35-40 dereceye kadarki olan eğriliklerde yine biz ne yapıyoruz? e, kors uygulaması yapıyoruz. Belle sırt farklı arz ediyor tedavi prensiplerini. Çünkü bel hareketli bir bölge olduğu için e, ne yapabiliyor? Hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ama e, sırt bölgesindeki eğilikler için 45'in üstüne çıkmışsa, bel bölgesindeki eğilikler için de yaklaşık 35'e geçmiş artı 40 derecenin üzerine doğru devam ediyorsa ilerlemesi o zaman cerrahi düşünmekte fayda var. Yani bunları ameliyatla düzeltmekte fayda var. Aksi takdirde biraz önce belirttiğim ciddi anlamda Görünüşteki problemlere bağlı olarak vücut algısında çocuklarda ciddi anlamda sorun oluşuyor. İkincisi de iç organlarda baskılara bağlı ileride yetmezliklere kadar gidebiliyor. Değerli hocam gerçekten çok hassas bir konuda bugün e, evet. buradayız ve çok değerli bir hocamızdan e, bunun cevaplarını alıyoruz. Değerli izleyicilerimiz tabii ki vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgileri dinleyeceklerdir. Kendilerinde ve çocuklarında uygulayacaklardır ve muhakkak kontrol edeceklerdir. Siz İstanbul'da evet. bulunuyorsunuz. Peki diğer şehirde bu rahatsızlığa maruz kalmış kişiler ya da evlatları, çocukları, yakınları bu rahatsızlıktan şikayetçi olan değerli izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Ee... Çünkü ben şunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten bu alanda ve bu konuda gerçekten yıldız sizsiniz teşekkür ederim öyle yani bizim gibi birçok arkadaşlarımız var bu işle uğraşan Duayen hocalarımız var ee, Bu bir şeydir ee, yani biz kendimizi yetiştiren hocalarımıza karşı saygımız ve sevgimiz her zaman her daim olur Çünkü hepimizin üzerinde e, bir başkasının emeği var Bizim de bir başkası üzerinde emeğimiz olduğu e, öğrencilerimiz yetiştirdiğimiz e, uzmanlarımız olacaktır Bu bir e, bayrak yarışıdır ama ben şuna çok iyi çok dikkat ediyorum. Ee, omurga cerrahisi veya bu omurga deformiteleri hakikaten çok önem arz ettiği için e, bu konuyla ilgili e, arkadan gelecek olanları yetiştirmek de çok önemli. Onun için ben burada bizi beni yetiştiren, bizi yetiştiren hocalarımıza hepsine e, saygılarımı sunuyorum. Hepsinin benim üzerinde emekleri var. E, ve onları çok seviyorum. Bu çok önemli bir şey. Biz de e, çünkü bu usta çırak ilişkisidir bu. E, ne kadar teorik olarak da öğrenseniz mutlaka bunun pratik, pratik uygulamalarında hocalarımızın yurt içi, yurt dışı bize bu konularda yardımcı olan, eğitim veren hocalarımızın tabii ki ciddi anlamda emeği var. Onun için ben biraz o konuda mütevazi olmayı yeğlerim. Çünkü bizim sektör, bizim şeyde yani cerrahi branşlarda özellikle de ortopedide hocalara karşı müthiş bir saygı vardır. Aynı altta da küçüklerimize karşı da müthiş bir sevgimiz vardır. Bu bir as üst ilişkisi e, korunması lazım ve o şekilde de devam etmesi lazım. E, bana ulaşabilecek çünkü benim e, yani internette çok rahat bir şekilde ulaşım bilgilerim Zaten var. Zaten izleyicilerimiz e, ekrandan, şu an ekrandan görüyorlar ekrandan evet. size ait iletişim numaralarını görüyorlar. görüyorlar. E, yine e, Facebook, Instagram ve e, web sitemden çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. E, hatta bu konuyla ilgili olarak web sitemde ciddi anlamda ve Facebook ve Instagram'da bilgilendirmelerim var. Onlar da çok ciddi bir şekilde takip edebilirler izleyicilerimiz. izleyicilerimiz. Burada önemli olan şey şu, Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından da çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Ulaşım imkanları gibi artık eskisi gibi değil. Bir de bu ameliyatlardan sonra artık çok böyle korkunç bir ve uzun süre yatağa bağlı kalan ameliyatlar değil. Ameliyattan bir gün sonra kaldırıp yürütüyoruz. 3-4 gün hastanede yatırdıktan sonra, yara takibi yaptıktan sonra ve hastayı takip ettikten sonra da dünyanın neresini isterse uçakla seyahatini yapabilir, gidebilir. Ve birinci ayda da ben yüzmeye başlatıyorum bu çocuklarımızı ve hastalarımızı. Bence hiç mütevazi olmayın derim hocam. Gerçekten yılın doktoru ünvanını almak her hekiminde harca değil. Biz de sizi yetiştiren değerli hocalarımızın ellerinden buradan çok çok öpüyoruz. Peki hocam. Skolyoz dedik. Skolyoz konusundan farklı konulara da değineceğiz tabii. Hepsini konuşacağız tek tek ama. skolyoz tedavisinde ameliyat değil mi? Peki riskli mi ameliyat? Şimdi biz bu ameliyatlarda, e, skolyoz ameliyatlarında e, çocuklarda yani küçük çocuklarda veya yetişkinlerde e, omurgasına uygun vida ve çubuklar kullanıyoruz. Burada ee, sözünüzü keseceğim. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz haftalarda norm tıbbi ürünleri e, ağırladık. Sayın Adem Uyanık'la beraberdik. Sizlere o yayında şunu gönül rahatlığıyla söylemiştim ki, Sayın Şevke Erdem bize konuk olacak. Kendisinden dinleyeceğiz. En uzman kişiden bunu dinleyeceğiz demiştik. Sayın Şevke Erdem de tedavilerinde norm tıbbi ürünlerinin e, platin diyerek bilinen aslında e, tıpta implant olarak adlandırılan ürünleri kullanmaktadır. Buyurun hocam. Evet. Şimdi e, tabii ki e, biz e, hastaların durumuna göre e, ve e, omurgadaki eğriliğin e, durumuna göre farklı şekillerde e, implantlar ve farklı dizaynlardaki implantları hastaya özgü bir şekilde kullanmak lazım. E, ondan dolayı da e, bahsettiğiniz gibi... E, Norm medikalinde e, vidalarını ve çubuklarını kullanmaktayız. Yine e, gerektiği durumlarda farklı e, firmaların da yurt içi veya yurt dışı e, implantlarını kullanmaktayız burada. E, çünkü e, her hastaya özgü yaklaşmak lazım ve her hastaya yaklaştığımızda da farklı modifikasyonları mutlaka uygulamamız lazım. Bu ameliyatlarda biz vida çubuk kullanıyoruz dedi. Kemin içerisine vida gönderiyoruz ve çubukla birlikte e, bu omurgada manevralar yaparak bu eğriliği düzeltiyoruz biz. E, bu ameliyatlarda en çok korkulan şey veya e, risk e, hastalarda basit bir araştırma sonrası e, izleyicilerimize çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Felç riski'dir. Bu ameliyatlarda felç riski düşünüldüğü kadar yüksek değil. E, çünkü şundan dolayı yüksek değil. Biz önceki yıllarda yani bundan yaklaşık 8-10 yıl önce biraz daha böyle klasik yöntemler kullanırken son yıllarda biz nöromonitör dediğimiz sinir takip cihazları kullanıyoruz bu ameliyatlarda. Yani hastanın ameliyattan önce hasta uyuduktan sonra kollarına, bacaklarına ve başına elektrotlar bağlıyoruz. Ve ameliyat esnasında bizim yapmış olduğumuz işlemlerde sinirle ilgili her türlü bilgiyi bize veriyor ve sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Ondan dolayı da ee, bu ameliyatlarda felç riski sıfıra yakındır. Ama takdir edersiniz ki hayatta hiçbir şey yüzde garantili değil. Kesinlikle. Her şeyin yürümenin bile bir riski var. Ama öyle yüzde otuzlarda, yüzde kırklar, yüzde elliler gibi yüksek rakamlar yok felç riski. Ee, eski kitabi bilgi olarak binde 1 ile on binde bir arasıdır. Eski kitabi bilgi olarak. Burada MR ve tomografi tam e, ortaya konulmadan önce. Ki bu hastalarda biz ameliyattan önce ciddi anlamda değerlendirmeler yapıyoruz. Hem MR hem tomografi. Onları değerlendirdikten sonra bir de nöromonitör dediğimiz o sinir takip cihazını kullandıktan sonra sıfıra yakındır diyebiliriz. Peki hocam bu skolyoz tekrardan döneceğim kapatmadan öncesinde genetik bir rahatsızlık mıdır? E, yapılan çalışmalarda skolyozun kesin nedeni belli değil ama şöyle özetleyebilirim. Genetik bir yatkınlık var açıkçası. Yani bilinse de bilinmese de aileler içerisinde eğer ben mesela çok ciddi anlamda bunu görüyorum son yıllarda. E, abi de var, babada var veya anne de var. E, çocuklarda da görülebiliyor. Ama her çocukta görülmeyebiliyor. Yani yüzde yüz genetiktir diyemeyiz ama genetik yatkınlığı biraz fazla. Bunun dışında etken ne olabilir? Bunun dışında etken konusunda çok farklı araştırmalar yapılmış ama e, buna genetik yatkınlığı ilave olarak psikolojik ve sosyal faktörler diyor. Çevre faktörleri diyor. Şimdi psikolojik faktörler demek insanın iç dünyasıyla ilgili, atalarından getirdiği özelliklerle ilgili. Çünkü genetik geçiş de oradan geliyor zaten. Ee, ondan dolayı ama net şudur diyebileceğimiz bir şey yok. Genetik yatkınlığı olabilir, var. Bir de psikolojik faktörlerin etkinliği var. Çevresel faktörden ama üçü bir arada geldiğinde skolyoz tablosu ortaya çıkıyor. Anladım. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için de size sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet. Peki evet. hocam skolyoz dışında kifoz dedik, bel kayması dedik. Bunlar hakkında da sistem bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi e, kifoz demek aslında e, kifoz e, normalde omurga'nın yandan baktığımızda öne doğru olan bir kamburluğu demektir. Şimdi bu kamburluk olayı e, fizyolojik olarak bizde var. Niye işe yarıyor? Akciğer ve kalbin rahat bir şekilde e, göğüs bölgesinde hareket etmesine yardımcı oluyor. Yani insanların genel olarak şu pozisyonda durması aslında akciğerin ve kalbin göğüs kapasitesini. Zaten omurga onu o şekilde tutuyor. E, Tabi. Burada derece önemli. Şimdi kamburluğumuz bizim normal fizyolojik kamburluğumuz veya kifoz derecemiz 25 ile 50 derece diyebiliriz kabaca. Özellikle e, 50 ile 70 derece arasına dediğimiz bu ara zonda ise ara, ara bölgeyi ise özellikle bu şurada dikkat etmek lazım. Duruşuna bağlı kamburluk diyebiliriz. Yani kişi istese mesela çoğu zaman kambur pozisyonda durur. Şu şekilde kendini öne doğru bırakmış pozisyonda. Ama hatırlatıldığı zaman da dik durabilir. Ama özellikle açısal olarak 70 derecenin üzerindeki olan eğriliklerde, özellikle 75'in üstündeki olan eğri kamburluklarda artık kişi istese de dik duramaz. Nelerden yakınır? Birincisi ben dik duramıyorum der. İkincisi çok ciddi sırt ağrıları olur. Üçüncüsü ise rahat nefes alamaz. Çünkü kişi diyafragmayı kullanabilmesi için dik pozisyonda durması lazım. Şu şekilde diyafragmayı rahat hareket ettiremediği için kişide nefes problemleri ortaya çıkmaya başlar. Ee, yine bu kamburluk olayı her yaşta görülebilir. Doğuştan omurga problemlerine bağlı olabilir. Özellikle ergenlik döneminde omurganın ön tarafının yeterince büyümemesine bağlı, arka tarafının büyümesine bağlı e, şörman kifozu dediğimiz kamburluklar olabilir. Yine yaşlanmayla birlikte özellikle bayanlarda o kemik erimesi dediğimiz osteoporoza bağlı olarak da omurganın ön taraflarının yeterince bir şey yapma zaman içerisinde çökmesiyle birlikte öne doğru bir kamburluk ortaya çıkabilmekte. Yani her yaşın skolyoz gibi her yaşta görülebilecek bir kamburluk problemi olarak karşımıza geliyor. Fakat burada en önemli şey tabii ki e, ben çok hastamı görüyorum. Özellikle ciddi sırt ağrılarından ve dik duramamadan ve dik durduğunda çok ciddi ağrılarından yakınan her yaşta 10 yaşında, 15 yaşında, 20, 50, 60 e, özellikle bunlarda yapılması gerekli olan şeyde mutlaka açısal olarak bu kamburluğun derecesini ölçüp ona uygun bir tedavi yaklaşımını mutlaka uygulamamız gerekiyor. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hocam gerçekten bizi aydınlattınız. Gerçekten e, mesleğinizin ne kadar yıldız olduğunu hak ettiniz ve 2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yılın hekimi seçildiniz ve yılın hekimi ünvanını gerçekten hak ediyorsunuz. Bizler de seyircilerimizle beraber sizlere buradan yıldız sizsiniz. Çok gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum, yıldız sizsiniz hocam. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Değerli Business Channel Türk izleyicileri, Bir Yıldız Sensin programından daha seslendik sizlere. Üstelik bugün sizlere gerçekten, gerçekten bu ülkede ve dünyada yıldız olmuş bir konukla seslendik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşuncaya denk. Şimdilik hoşçakalın. Yıldız sizsiniz.